Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir kutu açma videosuyla da karşınızdayız. Bugünkü misafirimiz gördüğünüz gibi Samsung Galaxy M31. Samsung son dönemde orta segmentteki model sayısını hala arttırdı. Malum alttan Çin'den gelen üreticiler var. Onların güçlü modelleri var. Onlarla başa çıkmak için Güney Koreli üretici de ne yaptı? Uygun fiyatlı modeller getirmeye başladı. Tabii şimdi biz burada uygun fiyatlı deyince bazı arkadaşlar 1000 lira falan zannediyor da öyle değil arkadaşlar. Segmentine göre uygun. Bu telefonun fiyatı 2700 lira civarında şu anda Türkiye'de. Yani bu özellikleri sergileyen diğer modellere göre uygun. Bunu kastediyoruz. Onu da belirtelim. Dilerseniz yavaş yavaş kutumuzu açalım. Şuradan şöyle bandımızı keselim. Şu bandımızı da keselim. Kutuyu da kestik galiba. O da gitmiş olabilir arada. Evet, klasik Samsung. Bakalım içinde bir şeyler var mı? Yok. Biliyorsunuz bazı telefon modellerinde burada kılıf geliyor da Samsung'da öyle bir şey yok. Evet. Type-C kablomuz. Kulaklığımız. Ve güç adaptörümüz. Buna daha sonra bakarız. Ve burada da gördüğünüz gibi M31 bulunuyor. Şöyle şunu çıkartalım. Bakalım. Hemen bir ilk değerlendirmemizi yapalım. Klasik olarak alışık olduğumuz damla çentik tasarım bulunuyor arkadaşlar. Şu alt çerçevenin biraz kalın olduğunu görüyoruz. Arka tarafa geçtiğimizde Samsung'un son modellerinde kullandığı dikdörtgen şeklindeki ana kamera modülünü görüyoruz burada. Hemen kameralar hakkında da size bilgi vereyim lafı geçmişken. 64 megapiksellik geniş açı bir ana kamera var burada. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro kamera ve 5 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Şurada da parmak izi okuyucusu mevcut. Ön tarafta da yine şurada damla çentik ve bir kamera olduğunu görüyoruz. Alt tarafa baktığımızda 3,5 milimlik kulaklık jack'ı, Type-C girişi ve hoparlörümüz var. Yukarıda da yine bir hoparlör bulunuyor. Yan tarafta burada bir evet, sim kart yuvası. Bir an power tuşu zannettim. Şurada delik bulunuyor. Şurada power tuşu ve ses açıp kapatma tuşumuz mevcut. Telefon bu şekilde arkadaşlar. Samsung'un az önce bahsettiğimiz gibi orta segmente hitap eden bir modeli. Telefon hakkındaki detaylı inceleme önümüzdeki günlerde gelecek. Fakat şunu belirtelim. Telefonun fiyatı 2700 Türk lirası civarında. Bu fiyatlara çok farklı, çok geniş yelpazede modeller mevcut. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde telefonu incelediğimizde bu telefonun diğer modellere göre artısı ne, eksisi ne, bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Fakat ilk bakış olarak şunu söyleyebilirim. Hani genel itibariyle bu telefon 2700 lira dediğiniz zaman ben açıkçası bir sorgulamak isterim. Çünkü biliyorsunuz Xiaomi olsun, işte Realme olsun, Oppo olsun bu tarz markaların 4 kameralı 2000 lira civarına sattığı pek çok model bulunuyor. Dolayısıyla burada bu telefona niye 2700 lira vereceğiz? Bunu ilerleyen dönemde yaptığımız incelemede sizlerle birlikte paylaşacağız zaten. İlk görüşümüz bu şekilde arkadaşlar. Kutu içeriği bu şekilde. Burada tek artı şu kulaklık diyebiliriz. Biliyorsunuz son dönemde Çinli üreticiler telefonun içerisinde kulaklık çıkartmıyorlar. Bu kulaklığı da bir açalım, gösterelim size. Kaliteli mi değil mi? Buna siz karar verin de çok da kaliteli olduğunu da ben düşünmüyorum. Tabii ses kalitesine de bakmak lazım. Ama şurada kabloda bir kere bir problemler var. Onu söyleyebiliriz. Şöyle açtığımız zaman sanki bu 10 sene önce çıkan Samsung telefonlarda kullanılan kulaklık gibi bir şey arkadaşlar bu. Sanki o artanları buraya vermişler gibi bir hissiyat uyandırdı bende. Yani şunlar kulak içi bile değil. Şu kısımlar boşluk. Buraya lastik bile koymamışlar. Böyle oynuyor bakın. Giriyor çıkıyor içeri şu anda. Yani kulaklık koymak için koyulmuş mikrofonlu. Bir de bu boyundan sarmalı arkadaşlar. Hani bir ara modaydı ya bunlar. Birini böyle takıyorsunuz. Bunu boynunuzun arkasından geçiriyorsunuz şöyle. Öbürünü de böyle takıyorsunuz. Bir ara bunlar modaydı. Tabii şimdi bunların modası kalmadı. Ama Samsung bunları veriyor. Herhalde dediğim gibi artmış kutunun içerisine demişler ki boş olacağını koyalım. Tabii yine bir artı bu. Yani hiç kulaklık koymayabilirdi. Örneğin Xiaomi bazı modellerine koymuyor. Ya da Oppo bazı modellerine koymuyor. Ama bunlar koymuş. Allah razı olsun diyoruz. Şurada Type-C kablosu var. Bunun da uzunluğuna bakalım. Ne kadar uzun? Oo, çok uzun. Yani bayağı uzun. Arkadaşlar bunu aşağıda fişe taktığınız zaman masanın üstüne erişmeyecek bir uzunluk. Yani şu kablonun en az
2 metre olması lazım ama gördüğünüz gibi 1 metre var mı yok mu belli değil. Yani bir kol uzunluğunda bir kablo. Bunun da gerçekten biraz daha artık uzatılması gerekiyor. Burada da Samsung'a bir eksi veriyoruz. Bir de şu adaptörümüze bakalım. Kaç wattmış görebilirsek. Şöyle sizlere de göstereyim hatta. 2 amperlik bir adaptör. Watt'ı göremedim. Bakıyorum hala. Yok, 1.67 amper ya da 2 amper diyor. Watt'ı görmek için baktım. Göremedim. Neyse. Amperaj değeri yüksek. Dolayısıyla 1 amperlik değil en azından. Biliyorsunuz çünkü 1 amperlik adaptörler hızlı şarjda sıfır yani. Hızlı şarj diye bir şey yok zaten onlara. Takıyorsunuz 2 günde aynı şarj oluyor. Dolayısıyla burada 2 amperlik bir adaptör konulması yine tamam bu olmuş. Ama dediğimiz gibi kulaklık ve kablonun kısa olması da diğer bir eksi özellik diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de dediğim gibi telefonun incelemesi gelecek. Bizi takipte kalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.